Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Polosmart PGS104 Gaming Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. Geçtiğimiz hafta BİM'den gaming bir toplu alışveriş yapmıştım arkadaşlar. Orada bu modeli size göstermiştim. Yorumlarda en çok abi lütfen incele dediğiniz model olan PGS104'ü sizler için bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğim. İncelemeye başlamadan önce hala kanalıma abone değilsen abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutma. Hadi gelin şimdi bunu bir çıkarıp kutusundan detaylıca inceleyelim. Kutunun ön kısmında kulaklığın yakından bir görselini görebilirsiniz. Arka kısmında da tüm teknik verilerini tek tek burada söylemişler arkadaşlar. Ben zaten size bunu ileteceğim. Hemen gelin bir kulaklık kutusundan çıkaralım. Kulaklık şöyle bir poşete sarılmış. Bir tane şöyle siyah büyük bir kutu geliyor. Hemen şöyle kutunun içinden çıkanlara da bir bakalım. Kutudan bir tane Type-C şarj kablosu, bir tane Türkçe kullanım kılavuzu. Ayrıca arkadaşlar kulağınızın iç yapısına göre farklı boyutlarda kulaklık yastıkları da kutunun içerisinden geliyor. Kulaklığın kutusu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın ön tarafta iki tane şöyle göz yapılmış gibi, yani bir yılan kafasına açıkçası benziyor. Ön tarafta şöyle hemen hızlıca baktığımda burada bir şarj ledini görebiliriz. Yani burada muhakkak ki şöyle kapağı kaldırıp açtığımızda burada eğer ki seviyesine göre kutunun şarj durumunu öğrenebiliyorsunuz. Arka kısmında bir tane şöyle Type-C şarj girişi var ve bir tane bakın şöyle bir tane seri numarası kulaklığın konumlandırılmış. Hemen şöyle kutuyu kaldırdığımızda hemen bir kapak kalitesine bakalım. Kapak kalitesi giriş seviyesi diyebilirim arkadaşlar. Çok kaliteli bir kapak hissiyatı olmadığını ileteyim sizlere. İç kısmı komple bakın yeşil renkte detaylandırılmış. Böyle şu gözlerle beraber daha hoş ve güzel bir görüntü oluyor. Kulaklığı hemen şöyle çıkardığımızda yakından bakacak olsak silikonlu bir kulaklık tasarımı olduğunu zaten biliyorsunuz. Kulaklıkların şarj manyetik kısımları şurası. Burada bakın arkadaşlar mikrofonları da konumlandırmışlar. Herhangi bir kızılötesi sensörü kulaklıkta görmedim. Yani kulaklıkları kulağınıza çıkardığınızda otomatik olarak video ya da müziğinizi durdurmayacaktır. Kulaklıkların dokunmatik kısımları burada. Dokunmatikler üzerinde farklı farklı fonksiyonlar da var. Birazdan ben bunu kılavuzdan bakıp size onları da söyleyeceğim. Sürücülere yakından bakacak olsak plastik kaplama bir sürücü ızgarası var. 10 mm'lik driverlar konumlandırılmış. Tek kulaklığın ağırlığı ise 5 gram. Toplam kutusuyla beraber arkadaşlar 44 gram bir ağırlığı var. Kulaklıkları şöyle kutusuna oturttuğunuzda bakın. Zaten ledleri aktif oluyor. Gördüğünüz gibi kutunun tekrardan ledleri aktif oluyor ve kapağı da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten böyle yılan kafası görünümü hoş olmuş. Bakın şu anda iki seviye şarjım var. Yani ortalama olarak %60'tan fazla bir kutuda şarj var arkadaşlar. Hemen şarjdan devam edecek olursak kulaklıkların tanesi 30 mAh batarya kapasitesine sahip. Kutunun kendisi ise 300 mAh batarya kapasitesine sahip. Kutunun batarya sayesinde bu kulaklıkları tam 4 kez şarj edebiliyorsunuz. Kulaklıkların her biri de fabrika verilerine göre 4 saat boyunca kesintisiz müzik ya da görüşme sağlayabildiğini söylüyor. Zaten biz bunu birazdan testlerde tabi tutacağız. Kulaklıklar Bluetooth'un 5.3 versiyonu ile geliyor. Kulaklığın herhangi bir uygulaması yok. Tüm fonksiyonları isterseniz akıllı cihazınız üzerinden ya da kulaklığın üzerindeki dokunmatik fonksiyonlar üzerinden yapabiliyorsunuz. Dokunmatik fonksiyonlarda neler var? Müziği durdur başlat, çağrıyı cevaplar reddet, ileri parça geri parça ve aynı şekilde Siri ya da Google Asistan desteğini bu kulaklıktan sağlayabiliyorsunuz. Kulaklık yapısı itibariyle bir gaming kulaklık ama üzerine bir oyun modu yok maalesef. Bu da gecikme süreleri açısından ekstra bir oyun modu sayesinde daha düşük gecikmeler alamıyorsunuz. Sadece yapısı itibariyle yani tasarımı itibariyle bir gaming kulaklık olduğunu söyleyebilirim ama bunu fonksiyon olan kulaklığa yerleştirmemişler. Kulaklığın performansını yorumlayacak olursam öncelikle batarya performansından bahsetmek istiyorum. Batarya verileri fabrika verilerine göre gayet iyi. Bluetooth'un 5.3 sayesinde hem daha güncel hem de tabii ki de daha düşük bir enerji tüketimiyle beraber kullanılan bir chipseti var. Kulaklığı tam şarjda en yüksek ses seviyesinde aralıksız müzik testinde gördüğünüz gibi bu sürede kesintisiz olarak kulaklıkları kullanabildim. Gaming bir kulaklık olmasına rağmen muhakkak ki müzik performansını ve sürücü performansını da merak eden vardır. Ufaktan size ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Giriş seviyesinde bir kulaklık olduğu için sürücüleri de giriş seviyesine konumlandırılmış. Kulaklık daha çok bas ağırlıklı bir kulaklık yapılmış ama baslar yüksek seviyelerde açıkçası biraz kalitesizleşmeye başlıyor. Orta ses seviyelerine birazcık daha tatminkar dediğimiz giriş seviyesinde bir performansı sizlere sunabiliyor. Net, temiz bir ses alabildiğinizi söyleyebilirim sizlere. Tizleri de basslara göre birazcık daha aşağıda bırakmışlar ama en azından bir günlük olarak müzik dinleyeyim benim için en azından, yani kulaklığımda müzik dinleyeyim diyorsanız bu sizler için yeterli arkadaşlar. Ama daha kaliteli bir ses hissiyatı istiyorsunuz, daha böyle bası yüksek olsun, yüksek ses seviyelerinde bir ses patlaması veya ses bozulması olmadan bir müzik dinletisi istiyorsanız işte burada arkadaşlar kulaklık bunda biraz olsun zayıf kalıyor. Sahne ve vokal seslerini ayırt edebiliyorsunuz ama aşırı derecede bir net değil. O da biraz olsun böyle
dediğim gibi ben mesela çok fazla bir kulaklık incelediğim için daha bunları iyi ayırt edebiliyorum ama açıkçası bu işlerde yeni başlayan insanlar için sahne ve vokal seslerini net bir şekilde hangi işte enstrüman var vesaire bunları ayırt etmek burada bu kulaklıkta bir tık daha zor. Şimdi gelelim en çok merak edilen sorulardan biri bu kulaklığın gecikme süresi. Adı gaming ama teknik verilerinde hem de resmi sitesinde kesinlikle bir ekstradan oyun modu olduğu söylenmiyor. Yani ne oluyor burada? Standart bir gecikme süresi var diyor. Ama ben kulaklığı karıştırırken kazara arkadaşlar bir game mod dedi. Kulaklık iki farklı modda çalışabiliyor yani müzik modu ve gaming mod olarak sizlere sesli bir uyarı veriyor. Sağ kulaklığı 3 defa bastığınızda game moda geçiş yapabiliyor arkadaşlar. İkisi arasında yaptığım testlerde bir fark var mı derseniz açıkçası arkadaşlar çok fazla bir fark yok. Gecikme süreleri bu kulaklığın yaklaşık olarak 250 milisaniye bir gecikmesi var. Yani bazı yorumlar gördüm işte 400-500 milisaniyeye kadar gecikme çıkıyor. Hayır. Burada mesela ben telefonumda ve tabletimde yani iPhone 12'de ve iPad 10'da yaptığım testlerde gecikme süresi gayet başarılı. PC bazında diyorsanız arkadaşlar evet PC'lerin kendi dahili Bluetooth modülleri birazcık daha tabii ki de eski modüller oluyor. Benim elimdeki mesela PC'min 4.0 falan olması lazım. Onda bir tık daha ufaktan olsa gecikme yaşadım. Ama telefon ve tabletimde aşırı derecede kötü sonuçlar almadığımı söyleyebilirim. Yani bu fiyata bu gecikme süreleri normal mi derseniz arkadaşlar. Evet gaming bir kulaklığa göre bu fiyata göre yani 300-350 TL bandı satılan bir kulaklığa göre gecikme süreleri gayet başarılı. Dediğim gibi çok daha üst seviye bir oyuncuysanız sizin için yani belki 40 milisaniye 30 milisaniye bile önemliyse zaten bütçenizi de buna göre ayarlamanız gerekiyor. Bu tarz kulaklıklar daha düşük bütçesi olan kişiler için daha fazla hitap eden bir kulaklık. Hemen gelin bir kulaklığın mikrofon testini de yapalım. Hem sesli ortamda hem de sessiz ortamda bakın kulaklığın mikrofon performansı nasılmış. Şimdi de kulaklıkların sessiz ortamdaki performansını görüyorsunuz. Kulaklıklarla herhangi bir video kaydı yaptığınızda veya bir görüşme yaptığınızda gördüğünüz gibi sessiz ortamlarda kulaklığın video performansı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tabletimden bir tane gürültü sesi açtım. Gördüğünüz gibi gürültülü ortamda kulaklıkların mikrofon performansı da bu şekilde. Eğer ki görüşmelerinizde kalabalık gürültü bir ortamdaysanız karşı tarafa mikrofonunuzdan ses bu şekilde gidecek. Genel bir değerlendirme alacak olursak tasarım açısından gerçekten farklı, değişik, ilgi çekici bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Fonksiyonlar açısından da fiyatına göre başarılı diyebileceğim özellikleri var. Bluetooth süresi olsun vesaire. Sürücü kalitesi olarak da dediğim gibi düşük seviyede bir sürücü kalitesi var ama ben bundan çok daha kötü kulaklıklar dinlediğimi de biliyorum. Gene bence fiyatına göre gayet başarılı bir sürücü performansı verdiğini söyleyebilirim. Batarya performansı da gayet verimli. Mikrofon testlerini zaten şu anda kendinizi gördünüz. Muhakkak ki arkadaşlar siz de mikrofon testlerini yorumlamak isterseniz aşağı yorumlar kısmından yorumlayabilirsiniz. Bu fiyatı hak ediyor mu derseniz bence bu fiyatı hak ediyor arkadaşlar. Polosmart'ın bu PGS-104 Bluetooth kulaklığı bence oyun severler için, giriş seviyesinde oyun severler için, daha düşük yaştaki kullanıcılar için gayet hitap eden başarılı bir kulaklık olmuş. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bana destek vermek için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.